Biraz zorlayacağız. Tekrar tekrar söyleyeyim. Biraz daha bir tık zorlayalım. Çok da öyle afaki değil de birkaç güzel sorumuz da var. Yok da değil yani. Şöyle mi yapacağız? Şöyle yapacağız. Tamam. Ben de şöyle geriye çekersek azıcık. Şöyle yaparsak herhalde olur. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen sözümüzle de başlayalım. Ne demiş sözümüzde? Günün birinde her şey dünde kalacak. Evet. Zaman hakim olamadığımız insanoğlunun tek şeyi. Zamanı hakim o. Şu anda hayatta olan insanlardan 100 yıl sonra hiçbir hayatta değil. Bunu düşünmek bile insanın psikolojisini bozuyor gerçekten. Çok çok ilginç bir durum. Yani o yüzden güzel bir sözle başlayalım. Mutlak değer anlatmıştık, hatırlıyorsunuzdur. Burada devam edeceğiz. Şimdi ben şu eşitlik denkleminin çok önemli olduğunu defaten söylüyorum. Bakın mutlak değerle eşitlik denklemi çok önemli. Yani şu bir sayı mutlak değerli bir ifadenin bir sayı eşit olduğu durum çok fazla var zaten. Biz bunu iki türlü çözüyoruz. Doğru mudur? Şimdi soru ne sormuş? X, hatta şunu da bir saniye şöyle mavi yapayım. Onu da kullanırız ara sıra. X gerçel sayılarının çarpımının eksi 16 olduğu biliniyor. Şimdi biz X gerçel sayılarını bulalım. Nasıl yapacağız? Şu ifadeyi ikiye böleceğiz. Yani X eksi A eşittir ne yapacağız? A artı 2 yapacağız. Karşıya attığımız zaman ne olacak? Düzgün yazalım. X eşittir 2A artı 2 olacak. Bu X'in alacağı ilk değer. Bir de bu ifade, şunu da kırmızı ile yazalım. Dikkat çeksin. X eksi A eşittir. Bunun eksilisi olacak şu ifadenin. Görüyor musunuz? Yani ne olacak? Eksi A eksi 2 olmuştur. Eksi A'lar gider. Buradan X eşittir kaç çıkacak? Eksi 2. Bu da A'la çıksaydı eğer çarpanlara ayırma gelirdi. Bakın bugünkü sorularda da çıkmış sorular var içerisinde. Dikkatli olun. Bu A'la çıkmadı. Bir soru falan var. Yok değil mi? Tamam. Bireysel soru sormayın. Bireysel soru, bak şimdi soru cevap kısmına arkadaşlar, bu artık sosyal medyayı kullanmayı öğrenelim. 700 kişinin olduğu bir canlı yayını bireysel soru sorarsanız cevap veremeyiz. Bireysel sorularınızı bana sorarsınız. Tamam mı? Özelden ben cevaplıyorum zaten. Matematik sorusu hariç. Bunların çarpımı kaçmış? Eksi 16'ymış. Çarpalım bunları o zaman. Eksi 2 çarpı yapalım. Şöyle 2A artı 2 neye eşit? Eksi 16'ya eşit. Doğru mudur? Tamam. Eksi 2'ye bölelim. Bak 8 yapar. Duygulansın. Bir şey yok soruda. Çok zor değil ama ÖSYM tarafından çıkımsı bir soru. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Karşıya attım. Bak insanlığa bak. Bak. Yılmaz. Bak. Ne oldu yani burası? 2A eşittir 6. 2'ye böldüğüm zaman da A eşittir kaç olmuş oldu? 3 gelmiş oldu. Cevap bursa çıkar. Değer vermeye falan çalışmıyoruz değil mi? Eksili artılı çözüyoruz. Bir sıkıntımız yok. A da 3'müş. Peki devam edelim. Bak klasik bir soruya başladık. Şu an şunu diyenler, hocam bu soru kolaymış falan. Sakin ol. Şampiyon sakin. Evet, x, y gerçel sayılar vermişiz. Yine eşitlik denklemi. Ama iki tarafta birden mutlak değer var. Görüyor musunuz? Yine burada da hakeza öyle. İki taraf. Ama alttaki x, altta x, y iki bilinmeyen var. Üstte sadece x var. Üstte, o zaman şöyle yapmak mantıklı. Yeşil tarafta, yeşil olan kısmı görüyor musunuz, şu kısmı? Burada x'i bulup, şurada x'i bulup altta yerine yazmak çok mantıklı. Peki burada x'i nasıl bulacağım? İki durumda bulacağım. Ya x eksi 1 eşittir ne? X artı 5'e eşit, ki bu olamaz. Geçerli olamaz. Neden geçerli olamaz? Çünkü bak şunu da şöyle yapalım. Niye geçerli olamaz? Dur dur yapacağım bir saniye. Çünkü burada x'ler gider. X'ler gidince eksi 1 eşittir 5 kalmış olur. O yüzden burası geçerli değil. Bak bu olmadı. Ama çalıştık. Ne yapacağız o zaman? Bunun bir durumu daha vardı. O da ne? Eksili hali. Yani x eksi 1 eşittir eksi x eksi 5 hali. Bakın karşıya ve karşıya gönderiyorum. X artı x mi oluyor? Eşittir. Eksi 5 artı 1 olmuş oluyor. 2x olur. Eşittir. Eksi 4. X eşittir. Kaç yapar? Eksi 2. Peki size bir soru soracağım. Diğer mutlak değer dersinde katılanlara soruyorum bak. Bulduğumuz eksi 2 yerine yazacak mıyız? Hayır. Bak eşitliğin karşısında x var normalde. Bakın şurada x var. Normalde yerine yazmamız da, ama mutlak değer olmadığı zaman yazıyoruz. Eşitliğin karşısında söylüyorum bak. Önemli bir cümle. 500 defa söyledim. 501. defa söylüyorum. Eşitliğin karşısında mutlak değer varsa ve mutlak değer yoksa, özür dilerim, ve bilinmeyen varsa bulduğunuz x'i yerine yazmak zorundasınız. Burada yerine yazılmaz. X eksi 2. Şurada şimdi sarı bölgeyi kullanacağım. Kullanıyorum bak. Ne oldu? Mutlak değer için y x eksi 2 buldum. Eksi eksi ne yaptı? Artı y artı kaç oldu? 4. Eşittir. X eksi 2 idi. Eksi 2 artı ne oldu? Y. Bir de arkadaşlar bakın soruda ne sormuş? X çarpı y kaçtır? Ben hep söylerim. Eğer soruda size x çarpı y kaçtır diyorsa x çarpı y kaçtır diyordur. Yani bu ifadenin diyor ki adam tek değeri var diyor. Tek değer. Başka bir değeri yok yani. Anlaştık mı? Bu ifadenin tek değeri olması lazım. Tamam, bulalım şimdi bu ifadeyi. Yani bunu ikiye böleceğiz yine. Şöyle. Ya y artı 4 ifadesi neye eşit? Eksi 2 artı y'ye eşit, ki buradan y'ler giderse bu 4 eşittir. Kaç kalır? Eksi 2 kalır. Ya da y artı 4 ifadesi neye eşit? Eksi 2, pardon, ne olacak? Artı 2 eksi y'ye eşit.
Bakın burada eksi 4 2'ye eşit olur mu? Şu ifade olmaz. Bak şu geçerli değil. Az önceki gibi alttaki geçerli olacak. Bunu karşıya attığımı düşünelim. Y artı Y. Bak bak insanlığı görüyor musun? 2 eksi 4. Bak sayısal ders güya. İşte ben işlem hatası yapmayayım diye yapıyorum. Y kaç oldu? Eksi 1. Y'yi bulduk. Değil mi? Bir saniye. Şundan hemen şöyle yapalım. Y bir eksi 1 aldı burada. X neydi? X de eksi 2 almıştı. Değil mi? X ve Y'nin çarpımını sormuşuz. O zaman eksi 2 ile getirip şöyle yazarsak. Eksi 1'i çarparsan sonuç kaç gelecek? Artı 2 gelmiş olarak cevap adar çıkar. Anlaşıldı mı? Yani soruyu çözerken hakim olarak çözerseniz çok daha verimli olur. Soruya kesin de hakim olalım. Bu ekranda bir görüntü problemi yok değil mi? Bir sileyim mi? iPhone bezimizle ekranı silelim mi? Heh. Tamam. 300 TL'ye aldığımız değil mi? iPhone bez. Arslan Optik tarafından sponsorluğu. Evet. Şimdi sayısalların baş belası bir soru var karşımızda. Bakın şuraya gördüğünüz zaman şuraya gördünüz ya şimdi. Ben bunu sayısal sözü ayrımı yapmıyorum. Herkese diyorum ki bunu herkes bilecek. Kardeşim bunu bilmek zorundasın. Bu ney? Ney bu ney? Şu ney Allah rızası için? Bak yazayım şöyle büyük. Şöyle yazayım bak senin için. Bu ne biliyor musun? Bu 2, 2 bak bak bak. Bak nasıl yazıyorum? Bak 2 kare farkı. 2 kare farkını bilmek zorundasınız. Yani bunu bilmeden matematik olmaz. Kesinlikle bileceksiniz. 2 kare farkı ne demek? Sen mi geldin? Bak sen mi geldin? Sen misin? Nasıl yapacağız? Mutlak değerinde x eksi 4 çarpı mutlak değer içinde x artı 4. Bakın burada en önemli şey şu. Karşı taraf var. Mutlak değer x eksi 4 var. Şimdi bak burada şunlar gider dememiz lazım. Görüyor musunuz? Bak şunlar gider. Ama bunlar giderken bu ifadenin bir sıfıra eşit olma ihtimali var. Bakın bunu asla unutmamanız gerekiyor. Arkadaşlar eşitliğin iki tarafında bilinmeyen sadeleştiriyorsanız o bilinmeyenin sıfıra eşit olma durumunu incelemek zorundasınız ya. Zorundasınız. Burada x eksi 4 eşittir sıfırsa buradan ne çıkıyor? X eşittir kaç gelmiş oluyor? 4 gelmiş oluyor. Bu 1. X'i bulduk. Bir de bunlar gidecek şimdi. 0 değil düşünüyorum şu an. Bak 0 düşündüm. Bir de 0 değil düşünüyorum. Mutlak değer X artı 4 ne oldu yani? Eşittir 1 diyorum. Gitti ya bunlar. 1 oldu. Bunu çözüyorum iki türlü. Diyorum ki 1. 1 diyorum. Ya X artı 4 ifadesi diyorum 1'e eşit diyorum. Ya da diyorum ki ya da X artı 4 ifadesi neye eşit diyorum? Eksi 1'e eşit diyorum. Burada bunu karşıya attım. X eşittir ne oldu? 1 eksi 4'ten eksi 3 olmuş oldu. Bunu da karşıya attık. X eşittir ne oldu? Eksi 1 eksi 4'ten cevap eksi 5 olmuş oldu. Doğru mudur? Yani X bir sayısı eksi 3 oldu. Bak X'in alacağı toplam 3 tane değer var. Bu olmuş. Eksi 3 aldı. Eksi 5 aldı. Bir de kaç aldı? 4. 4'ü unutmadık. Bak 3 tane değer aldı. Bak hatta yeşille boyayalım. Dağılmıyor. Bak eksi 3 aldı, eksi 5 aldı. Bir de kaç aldı? 4 almış oldu. Ne sormuştu bize? X değerleri toplamı kaçtır? Toplayalım. Bir şey yok onda. 4 eksi 3 eksi 5. Cevap ne yapar? Eksi 4 yapmış olur. Cevap denize çıkar. Anlaştık mı? Bak lütfen bak artık Allah rızası için şu kısmı karıştırmayın. Lütfen bak rica ediyorum sizden. Peki bir şey soracağım size burada. Bir dakika yine bir şey sormuş. Evet. Kaydediyoruz ya yayını. Bak yine kaydetmeyi unutmayın yazmışlar. Psikologumu bozmayın benim. Peki size bir şey soracağım burada ben. Arkadaşlar bulduğumuz x'leri yerine yazacak mıyız yazmayacak mıyız? Şimdi cevap veriyorsun da beni görüp tabii ben duymuyorum seni. Yerine yazmamıza gerek var mı yok mu? Yok yok yerine yazılmaz. Yerine yazılmaz. Yazılmaz. Niye? Yazılmaz. Normalde yazmamız lazım. Yazılmaz. Karşıda mutlak değer olduğu için yazılmaz. Eğer karşıda x var. Karşıda x varsa yerine yazmak lazım. Ama karşıda mutlak değerli bir x varsa yerine yazmıyoruz. Ama burada mutlak değer olmasaydı burada yerine yazıyoruz şurada. Negatif yapan değer varsa almıyoruz. Anlaştık mı? Bak bu çok önemli. Yazıyoruz. Negatif yapan değer varsa ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Tamam. Devam ediyoruz. Bak öncüllü mutlak değer sorusu. Bak görüyor musun? Öncüllü. Hangileri her zaman doğrudur demiş. Biz basitesi de çok çözdük. Bunu da çözmüş olayım belki arada. Olsun çözelim. Şunu karşıya atmak lazım. Bak bir de sorunun başında sıfırdan farklı diyor. Çünkü sıfır işi çok karıştırır. Yani sıfır olma ihtimalini düşünürsek çorba olur. Üçüncü de yanlış olmuş olur. Attım karşı mutlak değer a ne oldu? Dışarı eksi a çıkmış. Mutlak değer a'nın dışarı eksi a çıkmış olması a'nın sıfırdan küçük olduğunu gösterir. Bakın a sayısı sıfırdan küçükmüş. Anlaştık mı? Bak tekrarlıyorum. Mutlak değer a'nın eksi a çıkmış olması a'nın sıfırdan küçük olduğunu gösterir. Peki buraya bakalım. Burası ne? Şöyle yapalım. Bunu karşıya atalım. Mutlak değer b eşittir b. Mutlak değer b'nin de b olarak çıkmış olması b'nin sıfırdan büyük olduğunu gösterir. Anlaşıldı mı? Bak mutlak değer a eksi a çıkmış. Önüne eksi almışsa a sıfırdan küçüktür. Mutlak değer b olarak çıkmışsa b sıfırdan büyük olması lazım. Şu iki öncüle dikkat edelim. Tamam. Bir saniye.
Sağ taraf karanlık kalıyor demiş. Orayı aydınlatırsınız. Bir şey olmaz. Yani kaydedeceğiz. Peki nasıl yapacağız? Telefonun dışını açın biraz. Devamını nasıl yorumlayacağız? Şöyle yorumlamamız lazım devamında. A negatif bir sayı, B nasıl bir sayı? Şu an pozitif bir sayı. Doğru mu? Yorumlayalım soruyu. Şimdi hangisi her zaman doğrudur? Şimdi A artı B sıfırdan küçük. Şimdi A eksi B artı ama A ne kadar eksi? B ne kadar artı bilemediğimiz için bunun doğru veya yanlış olduğunu bilemeyiz. Bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Şunu karşıya gönderelim. A ne olur? Küçüktür B olur. Ben çünkü eksi B'yi pek sevmem. Eksi B'de yorum yapmayı hiç sevmem ben. A nasıl bir sayıydı? Eksi. B nasıl bir sayıydı? Artı. A eksi sayı, B artı sayı olduğu için burası kesinlikle doğru olur. İki kesin doğru. Şurada da A eksi B artı değil miydi? Çarpımı da eksi yapar. O zaman bu da doğru olmuş olur. Yani cevabımız 2 ve 3 gelir. 2 ve 3 her zaman doğru. Anlaştık mı? Şıklar da vardır da zaten. Şöyle aşağı indirsem vardır. Şurada. Evet. Ekrana sığmamış soru. Devam ediyoruz. Bak çok orijinal bir soru var, tamam mı? Şimdi ben normal canlı derste falan olmuş olsam bu soru için beklerim öğrenciyi, yani nasıl yapacağını düşünmenizi isterim. Çok güzel bir soru çünkü ben de ilk başta farklı düşünebilirim soruyu. Şimdi bir sürü bileşen var soruda. Yine sorunun başında çok güzel bir şey var. Sıfırdan farklı demiş. Yani sıfırdan farklı olmak zorundalar. Neden? Bu paydada, paydada, paydada. Yani demese bile olmaz zaten bu. Anladık mı olayı? Burada A, B, C sıfırdan farklı olmak zorunda. Bak mesela ben burada şunu görebiliyorum. A'nın, B'nin, C'nin nasıl sayılar olduğunu görüyorum. Ne demek istiyor bu hoca şu an? Nasıl mesela? C kesin pozitif. Çünkü dışarı pozitif çıkması lazım. A kesin negatif, B kesin negatif. A negatif, B negatif, C pozitif burada. Şimdi burada çok nadir yaptığımız bir özel bir şey var. Böyle A bölümlü durumlarda birkaç defa yaptık biz çıkmış sorularda. Taraf tarafa çarpın arkadaşlar. Veya taraf tarafa bölersin. Burada taraf tarafa bölemem. 3 sayı var çünkü. Bölme 2 sayıda yapılır. 3 sayıda yapılmaz. Taraf tarafa çarpalım bakın bu ifadeyi. Koca bir mutlak değer açalım. Ne olacak orası? A bölü B gelecek. Çarp. B bölü C gelecek. Çarpı C bölü A gelecek. Taraf tarafa çarptım. Eşittir dedim. 3 çarpı C çarpı eksi 2 çarpı A çarpı eksi 6 çarpı B. Gördük mü? Bak taraf tarafa çarptık. Bak ne oluyor şimdi? B'ler gidiyor, C'ler gidiyor, A'lar gidiyor. Bak gördün mü? Ne kaldı? 1 kaldı. Mutlak değer 1 de 1'e eşit. Sol taraf 1 olmuş oldu. Eşittir. Sağ taraftayız. Sonuç pozitif çıkması lazım. Bak eksi eksi zaten artı yapar. Sağ tarafta A çarpı B çarpı C çarpı 3 kere 2 6, 6 kere 2 6 kere 6 36. 36 olur. Her tarafı bölerse gelir. Cevap da kaç gelmiş olur? 1 bölü 36. Yani demek ki arkadaşlar A çarpı B çarpı C ifadesinin sonucu 1 bölü kaçmış? 36'ymış. Nerede var? A şıkkında var. Tamam mıdır? Hikaye bu. Çok güzel bir soru dediğim gibi. Yani ben normal bir derste olsam beklerdim öyle ne yapacak diye. Çünkü tek tek eşitleme yaparsanız muhtemelen iş çığırından çıkıyor. Yani bu buna eşit işte artılısında bu buna eşit falan. Ama burada A'nın B'nin C'nin nasıl bir sayı olduğu kesinlikle belli. Ama dedim çok güzel bir sınav sorusu olur yani. Sınav sorusu olur. Belki de olmuştur. Bak bilgiye bak bak. Belki de olmuştur. Bilmiyoruz şu an olmuş mu olmamış mı. Çok güzel bir sınav sorusu olur. Devam ediyoruz. Altıncı sorudayız. Bak şimdi bu soru güzel bir soru. Ben bu soruyu birkaç kişiye de sordum. Farklı yolu var mı diye. Dinledim de birkaç kişiden soruyu yani anlattırdım yani. Ama maalesef herhalde yok. Bu soru ne sorusu biliyor musunuz? Bak ÖSYM böyle birkaç sınavda şu, ÖSYM bir sınav var bak. TYA diye bir sınav var ÖSYM'de. Değil mi? Hocam yok demeyin ha tersten okuyacaksınız. Çaktırma. Böyle bir sınav var değil mi ÖSYM'de? Burada mesela mutlak değerle alakalı, üstü sayıyla alakalı, çarpanla alakalı güzel sorular soruyorlar. Bu sınavı tersten okuyun siz çaktırma. O yüzden bu da onlardan bir tanesi. Dedim ki birkaç kişiye sordum, dinledim de ama farklı bir yolu yok gibi. Şimdi karşıda bir var. Biz buna benzer bir soru çözmüştük geçen hafta. Şimdi açığa gösteririm. Benim canımı sıkmayın. Hatırlıyor musunuz? Gösteremez hocam diyenler var. Bak bak. Sen ne diyorsun? Hey yavrum. Bak bak. Bak. Çözümler de var. Şurada. Ben de çözmüştüm bu soruyu ben. Çözmemiş miyim? Şimdi rezil olmaya ne diyorsun şu an? Yani çözmemiş olabilir. Ya çözmüş olmam lazım ya. Hatırlamıyorum. Evet açtık gösterdik yok. Evet. Rezilliğin diz boyu oldu. Nerede çözdüm ben bu soruyu peki? Acaba nerede çözdüm ben bunu? Derste mi çözüyorum? O yüzden mi oldu? Evet. Şurada hatlar karıştı şu anda. Evet açtım gösterdim yok böyle bir soru. Bilginiz olsun böyle bir soru yok. Aslında şurada var. Tamam, şuradan göstereyim. Tamam. Arşivimi açtıracaksınız bana tamam. Tamam bir saniye. Bir şey göstereceğim. Bir dakika. Önemli bir şey anlatıyorum. Tamam. Tamam. Şurada değil miydi? 2017 sorusu değil miydi o? Çaktırmayın. Logoya çok dikkat etmeyin. Şurada bir soru göstermem lazım. Ha şu. Şuna benziyor bak şimdi. Görüyor musunuz? Bak.
Sabahtan beri uğraşıyorum. Ne için uğraşıyorum? Şuna çok benziyor. Bunu ben çözdüm hatırlıyorum ama demek ki çözmemiş. Bu soru da şöyle bir soru bak. İki soru arasında fark var. Burada üç terim var. Adamın sorduğunda bize sorduğu soru da iki terimli bir soru. Sıfıra bir ihtimali vardı burada yani. Tamam, bilginiz olsun. Neyse, konuştuk. Şimdi buradaki durum ne? Burada üç terim olduğu için mutlaka şöyle olması lazım ifadenin. Bak, altına yorum gelmiş. Kesin güldünüz değil mi? Evet, kesin güldünüz değil mi? Evet. Bakayım dur. Bu soru da yok demiş. Tamam, neyse, konuşuruz. Şimdi ne olması lazım? Karşı bir. Bunlara tam sayı zaten. X, Y, Z bir tam sayı. Şimdi buradaki güzellik şu. Şurası da 2x artı y. Şu kısım da 2x artı y. Eşit yani şu ikisi. Yani bu neyse bu da o olacak. Şimdi burada 3 ihtimal var aslında. 0, 0, 1 olabilir. Ya da 0, 1, 0 olabilir. Ya da 1, 0, 0 olabilir. Şimdi burada ama ben çözümlerde şunu sordum karşıdaki tarafa. Eksi 1 ihtimallerini de düşünmek lazım. İş çok karmaşık geliyor. Bu sorunun en kolay çözüm yolunu anlatıyorum size. Biraz zorlamış soru. Yani düşünmek, yani çözüm kolay çıkıyor ama acaba mı diyorsun çözümden sonra. Mesela şimdi en kolay yolu şu. Şimdi bu x eksi 3'ün 1 olma ihtimali yok. X eksi 3 1 olursa niye yok anlatıyorum şimdi. Bu 0 olmak zorunda kalır. Bu da 0 olmak zorunda kalacak. O zaman bu da 1 çıkar. 1 bir daha 2 yapar. Yani x eksi 3 kesin 0 olacak. Yani buradaki ana temel bilgi bu. Bak, en önemli altyapı burası. Bak, tekrarlıyorum. Şimdi bu kısmın tekrar, bak, bir de rengi değiştiriyor. İşin rengini değiştirdim. 1 olma ihtimali yok. Bak, 1 olma ihtimali yok. Neden hocam? Neden? Burada 1 olursa buraya 0 kalıyor. Şuraya 0 kalıyor. Şu kısım da 0 olmuş oluyor. 0 eksi 1 de 1 çıkıyor. 1 1 daha 2 yapması lazım karşının. O yüzden burada ipucu burası. X eksi 3 ihtimali demek ki 1 olmaz. O zaman ne olacak? X eksi 3 0 olmak zorunda kalır. Burası 0 olacak. Bu 0 olur. Bu 0 olunca bu da 0 olamaz zaten. Ha, bu da 0 olabilir. Tamam, pardon, şaka yaptım. Bu da 0 olabilir. Veya 1 1 olabilir. Bu da 1 olsa bu da 1 olabilir. Yani şöyle yapalım. X eksi 3 0 ise oradan gidelim isterseniz. Şu alt tarafı sileceğim. Üzerinde konuşmak istediğim bir soru yani, hemen geçemem. X eksi 3 0 ise X buradan kaç gelmesi lazım? 3 gelmesi lazım. Doğru mu? Şimdi X'e 3 yazalım. Bak, X kesin 3 zaten. Ya da burada da 3, burada da 3. O yüzden X yerine yazarsak çok daha basit olur soru. Mutlak değer olur. 6 artı Y olur. Görebiliyor musunuz? Şurası 3 yazdım X yerine. Burada da 3 yazdım. Artı mutlak değer 6 artı Y eksi 1 gelir. Eşittir 1 çıkar. Şimdi çözüyorum. Mutlak değer Y artı 6. Düzenleyeyim azıcık. Artı mutlak değer Y artı 5 olur. Doğru mu? Eşittir 1. Şimdi burada işte az önceki soru gibi bak. Bu soru şimdi şu az önceki soruya döndük. Gerçi kapatmıştım dosyayı. İkili mutlak değere döndü yani. Anlaşıldı mı? İkili mutlak değer oldu bu soru. Peki nasıl yapacağız bu soruda şimdi? İşte ya bu 0 olacak, bu 1 olacak. Ya da bu 1 iken bu 0 olacak. İkisinden biri 0 olacak. Peki burayı 0 yapan değer kaç? Eksi 6. Bu eksi 6 burayı 1 yapıyor zaten. Burayı 0 yapan değer kaç? Eksi 5. O da burayı 1 yapıyor. Yani y'nin alacağı değerler belli. Bir eksi 6 alır, bir de eksi 5 alır. Alacağı değerler toplamı kaç gelir? 11 gelmiş olur. Anlaşıldı mı? Bak, tekrar anlatıyorum. Burayı 0 yapan değer belli zaten. Eksi 6 olur. Burası 0 ise bura 1 olur mu? Olur. Eksi 6 yaz 1 çıkar. Burayı 0 yapan değer de belli. Eksi 5 olur. Eksi 5'i yaz burası da 1 çıkar. Bir sorun yok o zaman. Cevap ne olmuş oldu? Y'nin alacağı değerlerin bir tanesi eksi 6. Y'nin alacağı değerlerin diğeri eksi 5 oldu. Bunların toplamı da kaç geldi? Eksi 11 gelmiş oldu. Cevap bursa çıkar. Tamam. Devam ediyoruz. Şimdi ÖSYM son zamanlarda bunu genelde işte mesela SKS ne oluyor? SKY evet. Tersten okuyun siz. SKY sınavında seviyor mesela. Çok su. AYT'de falan TYA'da falan seviyor. Ya bize de her an böyle bir soru sorulabilir yani arkadaşlar. O yüzden ben de birkaç tane çözeceğim. Hatta bak, birkaç sorudan sonra şöyle bak, gördün mü şunları? Biraz daha farklı yani o sorularda. Şimdi sonra döneceğiz normale tabii. Şunlardan bir çözeceğim. Kolay sorular çözeceğiz. Şimdi çok zor gibi duran kolay sorular. Şimdi gerçel sayı eksenli. Arkadaşlar bak, bir soruda siz uzaklık kelimesi duyarsanız bu size mutlak değer çağrıştırması lazım. Uzaklık kelimesinin karşılığı mutlak değerdir. Anlaşıldı mı? Gerçel sayı ekseninde iki noktasının olan uzaklığı. Sayıya x diyeceğiz burada. Sayıyı bilmiyoruz çünkü. X'in 2'ye uzaklığı nedir arkadaşlar? Mutlak değer içinde x eksi 2'dir. Bakın 2'ye uzaklık bu demek. Eksi 4 noktasının uzaklığının. Bak bak. X eksi eksi 4. Evet. Bunun uzaklığının yarısından. Evet. Yarısından küçük. Yarısından küçük olan sayılar değil mi? Evet. 2'ye uzaklığı, eksi 4 uzaklığının yarısından daha küçük olan sayılar kümesi. Denklemi anladık mı? Bak, bir daha atıyorum. Mutlak değer içinde x'in yani x sayısının 2'ye uzaklığının, eksi 4 nokta uzaklığının yarısından küçük olan sayılar. Anlaşıldı mı? Yani denklemimiz bu. 2'yi karşıya attığımız zaman 2 pozitif olunca içeri girer. Bir şey olmaz yani. O da mutlak değer içinde 2x eksi 4 yapar.
Küçüktür. O da mutlak değeri ne yapar? X artı 4 yapar. X'e X artı yapacak ya şurada. Cevap ne oldu yani? Bu. Yani cevap C'ye çıkmış. Bunun çözüm kümesini sormuş. Yani bir şey yok soruda aslında. Cevap C. Yani şunu kurmamız lazım yani. Çok uzaklık kelimesini Türkçe meali tekrarlıyorum. Mutlak değer demektir. Yine bir sürü soru cevap gelmiş. Bakalım. Bakıyoruz. Tamam. Dershanede çözdüğünüz diyen var. Hangi yayında? Anlamadım baştan demiş. Hocam niye sıfır oluyor diyenler var. Evet, ortalık karışmış. Bakıyorum. Evet, devam edelim. Bir şey yok. Bir hava durumu spikeri. Bak. Dikkatli okuyalım bak. Seversiniz siz böyle soruları. Pazar akşamı canlı yayında aşağıda açıklama yapmıştır. Bu hafta boyunca sıcaklığın 5 derece olduğu kentimizde yarına itibaren hava ani şekilde ısınacak ve kış yerini adeta bak cümlelere bak. Adeta bahar havasına bırakacak. Tam beklediğimiz haber, doğru mu? Pazartesi günü öğleden sonra kent genelinde hava sıcaklığı, lafa dolanmaya bak. Bak şuna kadar hiçbir şey yok ha. Şu en önemli şey şu. Hava sıcaklığı bir önceki güne göre 6 ila 10 derece artmış olacak. Şimdi bir önceki gün ne kadar olacak? 5 dereceydi. Siz 5 dereceyi 6 derece 10 derece arttırırsanız ne yaparsınız? 11 derece ya da 15 derece olur. Yani hava sıcaklığı 11 ile 15 derece olabilir. 5 ila 10 derece. Yani 11 ile 15 arasında bir hava sıcaklığı var. Soru ne peki? Bu bilgiye göre pazartesi günü öğleden sonra kentteki sıcaklığın alabileceği değerler aralığını gösteren eşitsizliği sormuş. E şimdi bakın, mutlak değer, şöyle yazayım. Mutlak değer x küçüktür k denklemi veya küçük eşittir k denklemi çözümü şöyle yapılır. Sol tarafa eksi k atılır. Şöyle çözülür. Bak şu denklem çözüm kümesi için önemli. Küçük eşit yazarsa. E şimdi bakıyorum, şimdi bunu bulacağım. Ama 11 ile 15 bulacağım. Şimdi 2'yi bu tarafa atsam A şıkkına bakıyorum. Mutlak değer x eksi 13 küçük eşit 2. Doğru mu? 2'yi bu tarafa attım. Eksi 2 küçük eşit x eksi 13 oldu. Küçük eşit 2 oldu. Ne oldu şimdi burası? Tabi artık uçaylar falan girdi. Allah'ın sevgili oluyuz. Eksi 2 artı 13 geldi. Küçük eşittir x oldu. Küçük eşittir 2 artı 13 olmuş oldu. Burası 11 oldu. Küçük eşittir x. Küçük eşit 15 oldu. Oldu mu yani? Oldu. 11 ile 15 arasında olacaktı zaten. Cevap adına çıktı. Ne oldu? Bu 3 ayların başlangıcı. İşte kandil başladı 2 gün önce, değil mi? Yani onların etkisi sürüyor şu anda bizde yani. Cevap adına çıktı. Diğerlerine tek tek bakarsan hiçbiri 11 ile 15 arasında çıkmaz. Bilginiz olsun. Bak, kalıbına bak sorunun, bir de çözümüne bak. Tamam? Devam ediyoruz. Bak, çok güzel bir soru daha çözeceğiz. Ben çok bayıldım bu soruya. Bir paraşütle atlama kursundaki eğitmen kursiyerlerine şu açıklamayı yapmıştır. Yerden 800 metre yüksekte bir uçaktan atlarken, okuyorum bak dikkatli. Tamam. Yere güvenli bir şekilde inebilmeniz için uçaktan atladıktan 400 ila 500 metre sonra paraşütünüzü açmanız gerekmektedir. Bak. Yoksa ölürsün diyor. Olay çok açık yani. Açtın açmadın sen bilin diyor yani. Buna göre yere güvenli bir şekilde inebilmek için paraşüt açıldığı anda yerden yükseklik, bak çok önemli bu. Bak, burayı öğrenci atlayabilir. Yerden yüksekliğin alabileceği değerler. Şimdi yerden yüksek ne olabilir? Arkadaşlar, uçaktan atladıktan 400 metre sonra paraşütü açacaksanız ve siz 800'den atlıyorsanız 800'den 400 çıkaracaksınız. 400 metre olabilir yerden yüksekliğiniz, ya da 500 metre sonra açacaksınız paraşütü. 800'den 500 çıkaracaksınız. Yerden yüksekliğiniz 300 metre olabilir. Dedim, anladınız mı? Bakın şöyle bir durum var. Uçak burası, düştük şöyle. Burası yer. Yer doğru mudur? Paraşütü yaş. Bak burada tamamı 800 metre bu arada. Buranın 800 metre. Paraşütü ya, bak paraşütü ya şurada açacaksınız. Uçaktan 400 metre sonra, ya da şurada açacaksınız. 100 metre de burası. Değil mi? 500 metre sonra. O zaman buranın yerden, bak ya şurada, buranın yüksekliği kaç? 400. Buranın yüksekliği kaç? 300 metre. Doğru mu? Bak şu kısım çok önemli. Yani paraşütü açtığınızda yerden yüksek 300'e 400 olacak. Şimdi soru ne oldu? Şuna döndü artık. Şunun gibi şıkları tek tek deneyeceğim. 300'e 400 arasında olması ne olması lazım? Bak şimdi A şıkkına bakalım. Bakalım Allah'ın sevgili olur muyuz? Atıyorum şunu karşıya. Ne oldu yani? Eksi 50 küçük eşit x eksi 350 küçük eşit artı 50 yaptı. 350'yi karşıya atıyorum. Artı artı geçti. O zaman 300 oldu sol taraf. Küçük eşit x oldu. O da küçük eşit kaç olmuş oldu? 400 oldu. Oldu mu? Oldu. Evet. Gene dediğim gibi 3 aylar girdi. Kandiller başladı. Cevap Adana. Demek ki bu tarz bir soru çıkarsa cevabı neymiş abi? Adana. Beni uğraştırmayın. İki sorudur cevap Adana çıkıyor yani. Yani diğerlerine bakmak lazım. Mesela buna bakınca 200 çıkıyor mesela. Bu 200 ile 400 arasında. Şuna bakınca 400 ile 0 arasında. Buna bakınca 400 ile 100 arasında. Buna bakınca 400 ile yine 100 arasında. Ne öyle bir şey. O yüzden bunlar doğru olmaz. Ama cevap Adana olmuş. Ama şunu iyi anlamak lazım. Dikkatli olalım. Tamam. Güzel bir soru. Neyse, normale döndük şimdi biz. 3 sorumuz daha var. 3 kaliteli soru çözeceğiz. 1, 2, 3. Bak şunu da bana çok soruyorsunuz. Çözeceğim onu da.
45 bölü ifadesinin en büyük değeri. Şimdi arkadaşlar 45'in paydasında bir şey varsa şöyle yazamadım ki. Ve bu ifadenin size en büyük değeri sorulmuşsa en büyük paydanın küçük olması lazım. Aslında bu adam şöyle soruyor. Yani şu çizdiğim o yeşil bölgenin en küçük değerini soruyor. Şimdi mutlak değerin en küçük değeri sorularında ne yapacaktık? İçeriği tek tek sıfıra eşitlememiz lazım. Ama size burada bir ipucu vereceğim. Şimdi x eksi 4'ü sıfıra eşitlerseniz x buradan kaç çıkar? 4. X artı 5'i sıfıra eşitlerseniz x buradan kaç çıkar? Eksi 5. X eksi 3'ü sıfıra eşitlerseniz x buradan kaç çıkar? 3. Normalde bu 3 tane bulduğunuz değeri tek tek getirip yerine yazmanız lazım. Ama şimdi size anlatıyorum. Eğer mutlak değer sayısı tekse, bak yazayım şuraya. Mutlak değer sayısı tek ise, tekse sayıları sıraya koyacaksınız. Ortanca değeri yazacaksınız. Tek tek uğraşmayın. Ortanca değeri yaz. Yoksa tek tek yazmak zorundasınız. 3 tane ise mesela, 5 tane ise mutlak değer. Çok fazla olacağını tahmin etmiyorum. 2 tane ise ikisini de yazacaksınız. Denemeniz lazım. Ama tek bir sayı varsa bu sayıya sıraya koyuyorum. Eksi 5 önce gelir, sonra 3, sonra 4 gelir. Kim ortada arkadaşlar? 3. Demek ki x yerine 3 yazdığım zaman soru doğru çıkacakmış. Anlaşıldı mı? 45 bölü yazıyorum 3 arkadaşlar. Mutlak değer içinde 3 eksi 4 artı mutlak değer içinde 3 artı 5 artı mutlak değer içinde 3 eksi 3. Bu 0 olmuş oldu zaten. 45 bölü hayda mı? Buraya 1 geldi. Bakın 1 diye çıkar. Artı 1 artı 8 yapar. O da 9 yapar. 45 bölü 9. Sonuçta kaç gelir? 5. Cevap Ceyhan çıkar. İnanmayan diğer değerleri deneyebilir. O değerlerin sonuç daha büyük çıkacak, emin olun. Daha küçük çıkacak, pardon, emin olun. Payda büyüyor çünkü, bilginiz olsun. Böyle 3 tane 5 tane mutlak değer görürseniz ortanca değeri yerine yazacaksınız. Ama 2 tane görürsek ikisini de yazıyoruz. Evet, bu arkadaşlar ÖSYM'nin 0202 sorusu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 0202 miydi? 0202 değil mi? Evet. Öyle olması lazım. Yanlış hatırlamıyorum. Güzel bir soru. Ya da 0201 de olabilir. Yani 1202 olabilir. Yani ya geçen yılın ya bir önceki yılın çıkım sorularından bir tanesi. Tam yılını şu an hatırlayamadım. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Yakın tarih. İkisinden birindeydi. Şimdi buradaki zorluk şu. İki zorluk var soruda. Bir, asal sayı kavramı demiş. Ben asal sayı yarın ders yine yapacağım. Bir ders daha yapacağız. Güzel sorular çözeceğim. Mutlaka katılalım. Ortak yayın zaten yarınki yayın. Dersten sonra çok güzel bir paylaşım var yarınla alakalı. Onu da mutlaka beğenmeyi unutmayalım. Siz gerçi beğenmezsiniz. İncileriniz dökülür. Peki şimdi ne yapacağız? Burada bir çarpanları ayırma var. Doğru mu? Görüyor musunuz? Çarpanları ayırma var. Şimdi bir kere biz şuna çok alışık değiliz. Yani şu iki kat sayısına biz çok alışık değiliz. Bunu görmesek çok daha güzel olur. Ama adam sormuş. Çok nadir soru. 10 yılda bir defa gelmiş. Anladın mı bu? Şimdi bunu nasıl ayıracağız çarpanlarını? Şöyle bir yazayım ben o ifadeyi. Bir saniye. Açtım şöyle. 2 tane x kare. Eksi 5'i. Önce bir çarpan ayırmak lazım. Eksi 7. Şimdi bu 2x'e x zaten. O kesin. Şimdi bu 7 ya eksi 7'ye artı 1 ya artı 7'ye eksi falan. Şimdi şöyle çarpacağız. Şöyle çapraz çarpacağız. 2x'e 1 çarparsan 2x yapar. O da eksi 7x yapar. Toplamı eksi 5'i verdi. Güzel. Çapraz çarpımları denk geliyorsa yan yana yazıyorsunuz. Şimdi bu ifade şöyle bir ifade. Mutlak değer içinde 2x eksi 7 ile çarpı x artı 1'in açılımı. Bu bir çarpanlar ayırma sorusu yani. Bunu burada anlatmak zorundayım. Düzgün de yazamadım bu arada. Düzgün yazmak istiyorum. Önemli orası. Mutlak değer içinde 2x eksi 7 ile çarpı mutlak değer içinde x artı 1'in neyi? Çarpım. Anlaştık. Ve bu ifade nasıl bir sayıymış? Asal sayı. Bakın ben asal sayılarda hep söylerim. Bir asal sayı düşünün mesela a. A sayısı hangi sayıların çarpımı? 1 ile kendisinin çarpımıdır. Kesin yani. A sayısı 1 ile kendisi. Başka ihtimalimiz yok. Bakın ya burası 1. Burası sayının kendisi. Ya burası 1. Sağ taraf 1. Burası sayının kendisi. Denemek lazım. Ya da eksi 1 durumları da var işte burada. Mesela 4 durum var. 4. Burası 1 olabilir. Eksi 1 olabilir. Ya da burası 1 olabilir. Eksi 1 olabilir. Bakacağız. Tek tek bakalım arkadaşlar. Tek tek incelemek zorundayız yani. Şimdi ilk duruma iyi diyeyim. Şimdi 2x eksi 7 1 ise x'i biraz hızlı bulsam olur mu? X eşittir 4 çıkıyor. Beni yormayın. Yer kalmaz çünkü. Bulduğumuz 4'ü burada değil. Burada zaten 1'di. Şurada yerine yazmamız lazım. 4'ü yazınca 5 yapıyor. 4 5 kere 1 5. Yani o zaman asal olur. 4'ü yerine koyup denemek zorundasınız. Yoksa olmaz. Bak, ilk durum geçerli. İkinci durum. 2x eksi 7'yi eksi 1 yapalım. Gelin beraber. Buradan da x eşittir kaç yapar? 3 yapar. Şimdi 3'ü yerine yazdığımız zaman bak şurada yerine yazın 3'ü. 4 yapıyor. 4 de 1'in çarpımı 4 yapıyor. Asal değil. Yani yerine yazdığımız zaman sayın asal çıkması lazım. O yüzden biz şu 3 değerini almıyoruz. Bir saniye. Şunu almıyoruz yani. Şunu çizdim. Kırmızıyla olanı almıyoruz. Anlaştık mı?
Bir durum daha var. Şimdi sol taraf bitti bak. Şunu hallettik. Şurası halloldu. Sağ taraftayım. X artı 1'e 1 yazayım. X artı 1 ise x eşittir ne çıkar? 0 çıkar. 0'ı yerine yazalım. Nerede? Burada değil bak. Zaten bu 1 oldu. Şurada yerine yazalım. 0 yazınca 7 yapar. 7 kere 1 de 7 yapar. Sıkıntı yok bak. 0 yazdım. 7 yaptı. Mutlak değer 7 diye çıkacak. 7 kere 1 7 yapar. O da asal bir sayısı. Bak bunu da aldık. Bir durum daha kaldı. Onu da şurada yapayım. Bak 4'ü şöyle yazıyorum. X artı 1 eşittir. Eksi 1 durumu var. X buradan eksi 2 çıkar. Onu da yerine yazalım. Sağlıyor mu bakalım. Eksi 2 yazdım. Eksi 4, eksi 11 o da sağlıyor. Bu da sıkıntı. 11 çıktı yani. 11 de asal bir sayı. Yani bu ifadeyi sağlayan şurada eksi 2 var. Şurada 4 var. Burada 0. 3 tane değeri var arkadaşlar. Bir de ne sormuş soru bu arada? İkisini alacağı değerler toplamı kaçtır? Topluyorum bak. 4 artı 0 eksi 2'yi toplarsan sonra 2 gelecek. Cevap Adana çıkacaktır. Bu 4 önce bak iki tane zorluğu var sorunun. Bir çarpanları ayırmak zorundasınız. Yoksa olmaz. Burada çarpan bilmek zorundasınız. Bunu çarpan ayırmadan anlatırız. 2 1 eksi 1, 1 eksi 1 durumlarının 4'ünü de bakmak zorundasınız. Baktığınız değerleri yerine yazacaksınız. Doğru yani sağlıyorsa alacaksınız. Sağlamıyorsa almayacaksınız. Maalesef. Biraz yordu sizi ama hayat. Evet devam ediyoruz. Son sorumuz. Biraz sorun gelmiş. Soru gelmiş. Başka bir şey var mı? Bakıyorum. Bireysel sorular da var falan filan. Tamam. Evet bunu da bitireceğim. Bu da biraz sağlam bir soru. Şimdi anlatalım soruyu. Şimdi bunu nasıl yapalım? Şunu karşıya gönderelim mi? Çok karışık yoksa sol tarafı. Şimdi mutlak değer içinde x eksi 2 eşittir. Çünkü solda mutlak değer yalnız kalsın. Yani 1 bölü x oldu. Doğru mudur? Bak şimdi çok iyi izlemeniz lazım. Çok profesyonel bir soru. Bugün en profesyonel soru. Bunu da bitireceğim zaten yayını. Yayından sonra da isteyenler beklesin soru cevap yapalım. Vaktimiz var erken bitti biraz yayın. 11.05 geçe kadar soru cevap yaparız. Sorusu olanlar altta sorsunlar tamam. Şimdi bak yayından sonra sohbet açınca biraz vaktim var. Nasıl yapacağız şimdi? Bunu iki türlü çözeceğiz. Diyeceğiz ki bir x eksi 2 eşittir 1 bölü x. Bir de x eksi 2 eşittir eksi 1 bölü x yapacağız. Şimdi bunu karşıya attığım zaman x kare eksi 2x geliyor eşittir 1 oldu. Bakın burada zorluk şu. Bak şunu kesin bilmeniz lazım. X kare eksi 2x gördünüz ya. Buraya artı 1 ekleyeceğiz ki arkadaşlar. Bak çok önemli bir şey. Artı 1 ekleyeceksiniz ki bu ifade. Ne olsun? Burası bir tam kare gelmiş olsun. Anlaştık mı? Tam kare. Ne olur yani? X kare eksi 2x artı 1 eşittir 2. Yani x eksi 1'in karesi orası. Yani bu soru sadece mutlak değerli olmaz. Biraz da çarpanlamaya ihtiyaç var. Eşittir kaç? 2. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bak soru gittiği zorlaşıyor. Kök alacağız. Kare götürür çünkü. Ama burası bu sefer şu çıkmış oldu. Şunu şu yukarıya çözeriz şurayı. Şuraya çizelim. Şöyle. Şöyle gidelim. Mutlak değer x eksi 1 oldu orası. Eşittir kök 2 olmuş oldu. Bunu da iki türlü çözmek lazım. Ya x eksi 1 sayısı kök 2'ye eşit ya da x eksi 1 sayısı neye eşit? Eksi kök 2'ye eşit. Bunu karşıya atınca x eşittir 1 artı kök 2 yapar. Şu yeşil bölgeye dikkat artık şimdi. Bunu aldı yani x. Şunu karşıya attığımız zaman da x eşittir ne yapar? 1 eksi kök 2 yapar. Yalnız bak yalnız karşıda x var. Görüyor musunuz? Bak dersin başında konuştum. Ve mutlak değer yok. Bak karşıda x var. Mutlak değer yok. Bulduğumuz değerleri yerine koymamız lazım. Negatif yapan değeri almamanız lazım. Bakın şu değer negatif bir değer. Görebiliyor musunuz? Bakın şu kırmızıyla çizdiğim değer. Şu değer negatif. 1 eksi kök 2 değeri negatif. Çünkü bir kökten küçük. O zaman ben buraya getirip 1 eksi kök 2 yazarsam burası negatif olacağı için bunu almamam gerekiyor. Yani şu değeri alamam. Ama şunu alırım. Bir sıkıntı olmaz. Anlaşıldı mı? Yani bunu yerine yazınca negatif yok. Çünkü mutlak değer negatif çıkmaz. Bu bir. Bunu bu. Zorluğu buydu zaten. Gerisi kolay. Şimdi şunu çözelim beraber. O daha kolay. Ne olacak? X kare eksi 2x eşittir. Eksi 1. Yine artı 1 ekliyoruz. Unutmayın. Artı 1 ekleme kuralı önemli bir kural. Tam kare başka türlü yapamazsınız bu soruyu. Ne olur o zaman? X eksi 1'in neyi olur? Karesi eşittir kaç? 0 gelir. Burası 0 gelince burası 0 olması gerekir. Yani x eksi 1 eşittir 0 ise x zaten 1'e eşittir. Orada bir sıkıntı yok. X1 de burayı sağlıyor zaten. Yerine yazmaya bile gerek yok. Sorun değil. X'in alacağı değer şu yeşil bölgeler. İki tane değer aldı. X bir 1 artı kök 2 almış oldu. Bir de 1 almış oldu. Yani ne yapacağız? 1 artı kök 2 ile 1'i toplamamız lazım. Sonuç ne geldi? Yani kök 2 artı 2 gelmiş oldu. Evet. Zorlamak isterseniz nasıl zorlayacağını gösterdik. Bu ne sorusu biliyor musunuz? 1102 sorusu. Tersten okuyun lütfen. Geçmiş yılların 1102 sorusudur. Bilginiz olsun. Güzel bir soruyla. Mutlak değer yeter ki ders yaptık. Bayağı soru çözdük. Kolay zor bir sürü soru gösterdik. Umarım faydalı olur. Normalde YouTube'da da derslerimiz var. Oradan takip edin. Dediğim gibi yayında vaktim var. Bak sorusu olanlar alta yazısından biraz şey yapalım. Soru cevap yapalım. 11.05 geçe kadar.
Sonra bitirelim. Şimdi YouTube'a kaydedeceğim için ne diyoruz? Evde yalnız kalmayın, benle kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.